Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım'la birlikte olacağız. Abdurrahman Yıldırım, günaydın. Günaydın. Özellikle piyasalarda neler olup neler bittiğini konuşmaya çalışacağız. Bugün Amerika'dan gelecek olan enflasyon verisi var. Aynı zamanda sabah saatlerinde Çin'den gelen enflasyon verisi, Japonya'dan gelen üretici rakamları. Dolayısıyla böyle baktığımızda genel perspektifte enflasyon ağırlıklı bir bakış açısı ön planda gibi görünüyor. Ayrıca yine özellikle bundan sonraki süreçte içeride olup bitenler nasıl olacak? Getiri eğrisinin terse döndüğü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tablo gelişen ülkelere nasıl yansıyacak? Bunun Türkiye'deki fiyatlamalar üzerindeki etkisi ne olacak? Biraz bunlara da bakacağız. Ayrıca Avrupa'daki enerji krizinin yansımalarına dair de sorularımız olacak. Bir hızlıca piyasalardaki rakamları özetleyerek başlayayım. Bugün Asya piyasalarında negatif bir tablo olduğunu görüyoruz. Özellikle Asya'da Nikkei Endeksinde %0.7 civarında, Şanghay Kompozit Endeksinde ise %0.4 civarında geri çekilme var. Bugünkü enflasyon verisi Amerika'dan gelecek olan önemli ve belirleyici 0.2 aylık bekleniyor. Çekirdek olarak bakıldığında 0.5 bekleniyor. Böylece yıllık tüketici enflasyonunun 9.1'den 8.7'ye gerileyeceği, bu şekilde de enflasyonda zirvenin görülmüş olacağı bir önceki ayki verinin tepe noktası olarak kabul edileceği varsayımı var. Ne der, nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle benzin fiyatlarının Amerika'daki enflasyon üzerinde çok doğrudan etkisi var ve 8 haftadır düzenli olarak geri geliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde benzin fiyatları. Şimdi söylediğin bu şekilde bir gerçekleşme olur ise, yani beklendiği gibi enflasyon %9.1'den 8.7 olmasa bile 9'un altına inerse, bu piyasalar açısından değil, haber akışı olarak baktığınız zaman olumlu. Piyasalar için daha farklı olabilir. Çünkü iyi veri kötü sonuç gibi bir şeye ya da işte kötü veri iyi olarak algılanma şeyi de olabilir, durumu da olabilir. Yani enflasyonun o zaman tepe yaptığı, geri dönmekte olduğu, belki enflasyonun içeriğine de bakarak yorumu yapılabilir. Bu yapılabilirse o zaman Eylül ayındaki, 21 Eylül'deki FED toplantısına kadar bir istihdam verisi, bir enflasyon verisi daha açıklanacak. O veriler beklenecek. O veriler de belirleyici olacak. Ağustos ayı verileri. Yani o verilerde de böyle büyük bir terslik meydana gelmez ise, o zaman FED'in faiz artırımı beklendiği şekliyle, yani yeni oluşan beklendiği şekliyle diyelim, 0.75 baz puan olarak gerçekleşebilir. Bir tam puanlık artırıma gerek kalmayabilir. Ama enflasyon 9'un üzerinde bugün olur ise, bence bir tam puanlık artış beklentisi korunur. Ne zamana kadar? İşte Ağustos ayına ilişkin istihdam verilerinin aşağı yukarı nasıl çıkacağını gördük. Yani güçlü olarak istihdamı kabul etmek gerekiyor. Ama Ağustos ayı enflasyonu o zaman beklenir. Dolayısıyla Fed'in faiz artırımını sert bir şekilde sürdürüp sürdürmeyeceğine enflasyon verisi belirleyici olacak. Bugünkü enflasyon ve Ağustos ayı enflasyonu açıklanacağı tarih olarak işte Eylül ayında, ki o tarih belirleyici olacak. Bu artış hızıyla beraber yıl sonu Amerika'da faizler, politika faizleri %3,5 ile 3,75 aralığına normalde gelmiş olacak. Ama bir tam puan yapar ise Eylül'de, yapma gereği duyarsa FED, o zaman da 4'e gelecek faizler. Yeni yılda da FED'in faiz artırımlarını bir ya da iki toplantıda daha devam etmesi bekleniyor. Bu da %4,5 gibi bir düzeye getirmiş olur ki, FED'in uzun vadeli faiz oranları işte 4,5, 5, 5,5, 6, en yükseği de 6,5. Dolayısıyla önemli ölçüde para politikasını normalleştirmiş olur FED. Yani sadece faiz anlamında, bir de tabii bilanço var ki o uzun yıllar alacak. Bu anlamda Amerikan ekonomisi için pozitif bir gelişme.
Çünkü ekonomiyi yaralamadan, ekonomide bir durgunluğa yol açmadan, resesyona yol açmadan faizlerin düşürülebilecek düzeylere gelmiş olması Amerikan ekonomisi için, Fed için gayet iyi bir gelişme. Çünkü 2023 yılında ekonomide evet bu faiz artırımlarının da bir sonucu olarak bir resesyon, durgunluk bekleniyor. O resesyonla hazırlık, orada bir silah olarak kullanılmak üzere faizlerin yükseltilmiş olması lazım. İşte o düzeylere geleceği için de Fed donanımlı girmiş olacak öyle bir döneme. Dolayısıyla bu anlamda Amerikan ekonomisi Avrupa'dan yolunu ayırıyor. Daha bir pozitif trend çizmiş oluyor. Çünkü dediğimiz gibi işte bir durgunluğa karşı elinde silahlı olarak girmiş olacak. Bu aletiyle o durgunlukla mücadele etmiş olacak. Ama yani şunu da söyleyeyim. Benim kanaatim diyelim enflasyonun Amerika'da bu kadar kolay yenilemeyeceği şeklinde, yani 9.1 ile çift taneye varmadan işte faiz artırımlarının yarısına gelmiş olarak bu enflasyon belasından kurtulmak hakikaten Amerika için çok ucuza kurtulmak gibi bir şey olur. Yani geçmiş deneyim söylüyor ki bunun yıllar alabileceğini söylüyor. Yani geçmiş bir işte en azından 1970'lerdeki deneyim. Ve de şimdiki para arzının 2008'den bu yana devam ettiğini, parasal genişlemenin, faiz oranlarının tarihi dipler ki yani dünya finans tarihi diyoruz buna. Yani 4-5 bin yılı kapsıyor ve negatif düzeylere de gelmiş. Ve üstelik de pandemiyle beraber ikinci bir şey uygulanmak zorunda kalınmış. Hem parasal genişleme hem faiz düşüşleri. Ve ayrıca da bunun üzerine yine bir Rusya-Ukrayna savaşı gibi işte dünyayı çok yakından etkileyen, işte çok fazlaca etkileyen, enflasyonu etkileyen bir olay gerçekleşmiş. Dolayısıyla buradan kurtuluşun bu kadar kısa sürede artırılan faizlerle olmayabileceğini tahmin ediyorum diyelim. Hissediyorum. Geçmişteki olaylardan çıkartıyorum. Yani enflasyonla mücadele bu kadar kolay değil gibi geliyor bana. Dolayısıyla inşallah bu yönde olur. Bu yönde olur ise Türkiye'nin dış finansmanına da işte sermaye akımlarına da çok fazla zarar vermeden Amerika'nın enflasyonla mücadelesi pozitif şekilde sonuçlanmış olur. Ama işte önümüz bir kış, enerji fiyatları henüz istikrara kavuşmadı. Tüketici talebinin daha nereye gidebileceğini tam görmedik. İstihdamın meydana getirebileceği etkileri de bence henüz görmedik. Dolayısıyla biraz daha üzerinden zaman geçmesi, bir iki çeyreğin geçmesi gerekiyor ki bu enflasyonun çift haneli rakamlara gitmeden durduğuna kanaat getirelim. Bu arada dünkü Amerika Birleşik Devletleri fiyatlamalarında ilgi çeken konulardan bir tanesi 2 yıllık tahvil faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki makasın 50 bas puana gelmiş olması, neredeyse 50 bas puana gelmiş olması ki bu en son Ağustos 2000 yılında görülmüş bir durum. Getiri eğrisi zaten ters. Dolayısıyla Fed'in hızlı sıkılaşan para politikasını çok net ve doğrudan bir şekilde getiri eğrisinin kısa tarafı fiyatlıyor gibi görünüyor. Uzun taraf aşağıda bu normal şartlar altında biraz önce bahsettiğiniz gibi bir resesyon fiyatlaması. Ancak bu resesyonun sertliği ve ne kadar süreceğine dair belirsizlik piyasa tarafından en çok anlaşılmaya çalışılan unsur gibi görünüyor. Bu tarafa bakışınız nasıl? Yani eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde mutedil, daha hafif geçebilecek bir resesyon süreci olacaksa piyasaların şu ana kadarki satış ve normalleşme çabası yeterli denilir. Ancak eğer bir yerden sonra daha sertleşecek bir resesyon varsa o zaman fiyatlamalara bir tur daha mı bakmak lazım? Şimdi vallahi söylediğiniz şey önemli. Hakikaten piyasaların da fiyatlamaya çalıştığı ve netleştirmeye çalıştığı durum bu.
ya da üzerinde mutabık kalamadıkları durum bu. Evet, yani şu anki fiyatlama ağırlıklı şekilde sanki bir resesyon gelecek yıl olacak, ama bu resesyon Fed'in bu seneden itibaren atmış olduğu adımların sayesinde de kısmen böyle kısa sürecek ve hafif atlatılacak gibi. Çünkü Fed faiz indirme silahını tekrar eline alabilir. Böyle bir imkanı var. Resesyonla mücadele edebilir. Bir de Fed'in eli biraz titrek davranıyor hakikaten. İşte son geçtiğimiz Temmuz ayı toplantısında da ortaya çıktı. 2 aylık bir süreç var Fed'in yeni toplantısı için, faiz kararı için. Yani bu sırada yani faiz artırımının sonuna mı geliyoruz şeklinde tartışmaya yol açacak ifadeler kullandı. Dolayısıyla bu da yani Fed'in piyasayı dikkate almakta olduğunu, ekonomiyi resesyona sokmadan mümkünse enflasyonla mücadele etmek istediğini gösteriyor. Dolayısıyla piyasalarda buradan şeyi çıkartıyor. Yani yarın bir gün bir resesyonla karşılaşsak bile Fed çok sert davranmayacaktır. Ekonomiyi öldürmeyi düşünmeyecektir. Dolayısıyla enflasyonla mücadelede biraz mola verip ekonomiyi rahatlatmayı seçecektir. Dolayısıyla da daha hafif bir resesyon beklentisi ağır basıyor. Ama burada da tam bir netleştirme yok dediğim gibi. Bu yönde beklentiler var. Peki işin Türkiye bacağında bir parça değerlendirmenizi rica edeyim. Özellikle Türkiye'de de şu an itibariyle baktığımızda bu yaşanan gelişmeler nispi rahatlamanın yansımalarını gözlemleyebiliyoruz. O Fed'in çok sert gideceği varsayımının olduğu dönemde mesela Türkiye'nin CDS'leri 900 bas puanlara kadar gitmişti. Şu an 700'ler civarına gerilediğini görüyoruz. Bir iki puan kadar aşağı geliş söz konusu oldu. Diğer taraftan özellikle Türkiye'ye fon girişi anlamında girişin nereden sağlanabileceği tartışmalıydı. İşte Rusya'dan gelen bir kaynak olduğu ifade ediliyor Akkuyu nükleer santrali üzerinden. Bunun da aslında 3 aşağı 5 yukarı yansımasını görüyoruz. Kabaca 5 milyar doları ilk etapta şu son 2 hafta içerisinde bulacağı söyleniyor girişi yapılan paranın. Dolayısıyla bu da kur korumalı mevduatın şirketler tarafındaki dönüş vadelerinin yönetimi açısından, likidite yönetimi açısından da önemli bir avantaj sağlıyor gibi duruyor. Nasıl yorumlar, nasıl değerlendirirsiniz Türkiye'nin bu anlamdaki tablosunu? Şimdi küresel gelişmeler daha olumsuzdan daha olumluya doğru dönüyor Türkiye için. Hem Amerika'nın attığı adımlar bunu getiriyor. Hem toplamda küresel piyasalarda gelişmekte olan piyasalara yönelik bir kısmi risk iştahı artışı söz konusu. Bunu işte en çok da CDS primlerinde görüyoruz. CDS ya da işte ülke risk primlerinin düşüşü sadece Türkiye özgü bir gelişme değil. Ama en fazla olan ülkelerden bir tanesi de Türkiye diyelim. Yani başka ülkelerin risk primleri de düşüyor. Çünkü gelişmekte olan ülkelere yönelik bir risk iştahı söz konusu. Bu ülkelere yönelik yatırım iştahı biraz artmış durumda. İşte diyelim ki Amerika'da bu resesyonun hafif geçeceği, dolayısıyla gelişmekte olan ülkelere yatırımın o kadar da riskli olmadığı algısı şimdiden fiyatlara yansıtılabiliyor. O çerçevede ve bunun yanında Türkiye'de atılan bazı adımlar ki bu işte az önce söylediğin döviz akışının ya da sıcak paranın gelmeye başlamasının etkisiyle bu doğrudan yatırımlarla bağlantılı da olabilir. Ama bence onun ötesine geçtiği gibi sanki Merkez Bankası'nın günlük bilançolarından hesaplanan döviz rezervine göre 110 milyar dolara çıkılmış durumda. Bu yani 10 gün önce 100 milyar dolardı. Hatta 99 milyar dolara kadar gerilemişti.
buradan 10 günde 10 milyar dolar gibi sert bir yükseliş yapmış durumda. Sadece Akkuyu Nükleer Santrali'nin finansmanı için kaynak girişiyle açıklanmayabilir. Daha fazlası galiba oldu. Yani bunu önümüzdeki günlerde açıklamalar ve işte verilerin incelenmesi sonucu ortaya çıkacak. Bunu sıcak para olarak nereden hangi enstrümana gelmiş bunu göreceğiz. Ama rezervlerdeki şeye baktığımız zaman hakikaten rezervlerde 11 milyar dolarlık bir artış var. Bu iyi bir şey. Hazırlığı yapılan bazı girişimler de var. Hazırlığı yapılan ve ilerlemiş aşamaları olan. Suudi Arabistan'la bir umuda kapılmıştık geçen Mayıs ayından bu yana. O konuda galiba son devreye gelinmiş artık. Belki uzatmalar devam ediyor. Eğer olursa oradan da bir körfez ülkelerinden başka ülkelerde söz konusu bir döviz girişi olabilir. Bütün bunlar olur ise o zaman kur konusunda Türkiye'nin eli kısmen rahatlamış olur. Bu da önemli çünkü önümüzdeki dönemde Türkiye'nin dış borç ödemeleri de artıyor. Ayrıca işte bu Kasım, Aralık, Ocak ayları likidite yönünden dışarısı da yani ekonomi yönünden piyasalarda gayet iyi gözükmüyor. Bütün bunlar dikkate alınınca Türkiye'nin kış aylarına kısmen döviz likiditesini artırarak girmesi bir avantaj. Kışı daha az hasarlı atlatması açısından. Bir de tabii Türkiye'nin yine dış ilişkilerinde Rusya ile işte ruble üzerinden ticareti kısmen artıracak olması bir avantaj. Ama bunu nasıl kullanacağı, Batı ile ticari ilişkilerini bozmaması son derece önemli. Çünkü şu anda Rusya'ya ihracatımız son derece kısıtlı, 6 milyar dolar kadar. Ama Batı ile olan ilişkilerimiz de 100 milyar doların üzerinde. Dolayısıyla uluslararası anlamda ambargoyu delen ya da işte ambargoyu esneten ülke görüntüsüne girmememiz lazım. Dolayısıyla olayın yönetimi önemli ama burada elde etmiş olduğumuz avantaj da fena bir avantaj değil. En azından Rusların Türkiye'deki turistik ve diğer faaliyetleri için rubleyle ödeme imkanı getiriyor. Türkiye'nin de bu rubleleri biriktirerek gaz ve petrol alımında kullanması imkanı getiriyor. Bu yönüyle yani dolara ihtiyaç duymadan iki ülkenin de dış faaliyetlerini finanse etme imkanı bulabilir ve önümüzdeki dönemde bu daha da geliştirilebilir. Bu yönüyle de pozitif bir adım. Yani bunun dışında ben hani pozitif yönde tek olarak gördüğüm şey zaten bu rezervlerin artırılmış olması bu dönemde. Bu önemli bir gelişmeydi. Devamı da gelirse daha önemli ve belirleyici olacak, daha pozitif olacak. Kur korumalı mevduat dönüşleri tüzel kişilerde bizim duyduğumuz, öğrendiğimiz kadarıyla kabaca yarısı devam ediyor, yarısı dövize dönmeyi tercih ediyor. Burada da etkin bir yönetim gerçekleştirildiğini söylemek lazım herhalde. Piyasadaki dengeyi bozmayacak şekilde gün içerisinde şirketlerle ve bankalarla Merkez Bankası arasında doğrudan iletişim kurularak saate de ve o anki likidite durumuna da hassasiyet gösterilerek yapılan satışlarla gerçekleşiyor anladığımız kadarıyla. Burada tüzel kişiler tarafındaki döviz tevdiat hesaplarının faizinin %6, %7'lere yükselmesi sonrasında kur korumalı mevduat cazibesi konusunda ne söylersiniz diye sormak isterim. Yani elbette %6'lara çıkmış olan bir dolar faizi kur korumalı mevduatı şirketler için kısmen avantajlı olmaktan çıkartıyor.
Ama şirketlerin de bu kur korumalı mevduata girerek almış oldukları bir vergi avantajı var. Vergi avantajının toplamının 10 milyar lira olduğu hesaplanıyor. Dolayısıyla bu da kolay vazgeçilecek bir şey durum değil. Bir de unutmayalım, yani Merkez Bankası Başkanı İstanbul Sanayi Odası'nda konuştuğu zaman elimde listeniz var dedi. İsteyene söyleyebilirim. Açıklarım demedi. Ama isteyene söyleyebilirim. 350-400 şirketten bahsediliyor. Demek ki bütün şirketlerin tek tek dosyası çıkartılıyor, izleniyor. Kim nereye parasını aktarıyor, dövize mi, altına mı, başka bir şeye mi? Bütün bunlar izleniyor. Ve buna göre de Merkez Bankası belki muamele yapıyor. Dolayısıyla bu tamam serbest piyasa ekonomisine uygun değil. Ama şirketlerin davranışlarını kısıtlayan bir gelişme. Dolayısıyla özgürce ekonomik kararlarını vermesini önleyen bir faktör. Çünkü karşınızda kamu otoritesi var. Bu otoritenin ayrıca reskont kredileri var. İhracat yapıyorsanız ya da bazı yatırımları yapıyorsanız. Dolayısıyla dikkatli olmanız lazım. Ayrıca olayın sadece Merkez Bankası değil, başka kamu kurumlarıyla da ilişkisi olabilir. Vergi denetimi geçirebilirsiniz vesaire. Bütün bunları dikkate aldığınızda yani şirketler de o kadar özgür davranamayabilir ve kendilerine belki daha az avantajlı bir seçenek sunulduğunda o az avantajlı seçeneği seçmek zorunda kalabilirler. Aynen bu kur korumalıya yine şirketler zorlanarak girdi diyelim. Öyle çok özgür iradeleriyle değil. Tamam, olayın ucunda bir havuç da vardı, tatlandırıcı vardı, vergi tatlandırıcısı. Ama şimdi de yine başka şeyler söz konusu. Dolayısıyla burada kur korumalı mevduattan hızlı bir çözülme beklemem. Çünkü şu anda finansal sistemin ve de istikrarının temel aracı haline gelmiş durumda kur korumalı mevduat. Ancak muhalefet, ana muhalefet partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun KKM konusunda işte ben döviz kuru artışı ya da kur farkını ödemeyeceğim açıklamasını da şirketler kısmen orada olsa dikkate almak isteyebilir, alır da. Çünkü sonuçta ana muhalefet lideri, iktidara gelme olasılığı neyse şirketlerin gözünde ve ne zaman gelebilecekse, ona göre bu kur korumalı mevduat dönüşlerini ayarlamak isteyebilirler. Seçim sonrası için kısmen böyle bir risk meydana gelmiş olabilir. Ama orada da bence eğer bir seçim ortamına girilecekse otomatikman döviz kurunun artabileceği şeklinde bir algıya bu kez kapılmamak lazım. Farklı fiyatlamalar görebiliriz. Özellikle de ana muhalefetin iktidara gelmesi durumunda kurun değerlenmesi dahi söz konusu olabilir. O zaman da şirketler belki kur kazancı elde edemeyecekleri için faiz kazancına razı olabilir. Zaten iktidara gelirse ana muhalefet bu faizi ödemek istediğini beyan ediyor. Dolayısıyla şirketler açısından çok da bir risk doğurmayabilir bu durum. Ama dikkate alacaklarını, üzerine düşüneceklerini söylemek mümkün. Son olarak bir de bilançoları sormak isterim size. Dün itibariyle hem Erdemir'in bilançosu hem Coca-Cola içeceğin bilançosu geldi. Birinde enerji fiyatlarındaki yükseliş, diğerindeki dağıtım payındaki yükseliş bilançolar üzerinde etkili olmuş gibi görünüyor. Hemen hemen bütün sanayi şirketlerinde aynı şeyi görüyoruz. Girdi maliyetleri marjlarını oldukça baskılamış durumda. Başta enerji olmak üzere buradaki sarsıntının yansımasını şirket bilançolarında görüyoruz.
Ekonomi canlı, dolayısıyla satış pazarları kuvvetli olan şirketler için bu bilanço üzerinde çok fazla bir yansıma yaratmıyor. Kimi yurt dışı satışlarını artırdığı için FX etkisiyle, kur etkisiyle buradaki açığı kompanse ediyor. Bu kompozisyon önümüzdeki dönemde yılın ikinci yarısındaki bilançolarda aynı şekilde devam eder mi? Ya da önümüzdeki seneye ilişkin bir projeksiyon yapacak olursak bu yüksek enerji maliyetleri yansıması ve marj baskısı daha hissedilir hale gelebilir mi hisse senetleri üzerinde? Galiba son cümlenizden başlamak gerekiyor. Evet, bundan sonra maliyet baskısı giderek artacak. Şirketler, Türk şirketleri en iyi dönemini 2021 yılında ve 2022'nin ilk yarısında yaşadı denebilir. Yaşadı ve buradan dönüş başladı. Giderek daha zor koşullarda faaliyetlerini sürdürüyorlar. Hem ihracat yönüyle hem iç pazar yönüyle. Özellikle de iç pazar hakikaten Türk şirketleri için daha zorlu olmaya başladı. Çünkü insanların alım gücü, enflasyon çok yüksek olan enflasyon nedeniyle düştü. Hane halkının alım gücü düştü. Dolayısıyla bir de pazarın doyuma ulaşması da söz konusu. Özellikle kahverengi eşya, beyaz eşya, otomotiv vesaire gibi pek çok üründe böyle. Bütün bunları dikkate aldığımızda evet şirketler, sanayi şirketleri, üretim şirketleri en iyi dönemini 2020 yılından başlayarak yaşamaya başladı. En parlak bilançolarını 2021'de açıkladılar. 2022 yılının ilk yarısında da bu kısmen sürdü. Ama artık giderek ivme kaybetmeye başlayacaklar. Bunu bilançolarında da net bir şekilde göreceğiz. Bundan sonrası için bu kadar da çok uygun finansman koşulları da olmayacak. Ayrıca yani hem yurt içi satışları kısmen olumsuz etkilenecek, hem ihracat kısmen hız kesmiş olacak. Bütün bunlarla beraber hakikaten Türk sanayisi belki son 30-40 yılın yaşamış olduğu en parlak dönemini geride bırakmış olacak. Bunun da borsa şirketlerine yansıması olabilir. Yani bunu da görebiliriz. Bir de işte demir çelik gibi işte dünyada çok parlak bir dönem yaşandı. O cycle aşağı yukarı sona erdi gibi. Onun da etkisi olsa gerek. Abdurrahman Yıldırım, çok teşekkür ediyoruz. Bu sabahı bizlere ayırdığınız, sorularımızı yanıtladığınız için kısa bir aramız var. Sonrasında Alican Türkoğlu da bizlerle birlikte olacak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türkoğlu da bizlerle birlikte. Alican, günaydın. Günaydın. Piyasalar açısından neler olup neler bittiğini Abdurrahman Yıldırım'la konuştuk, değerlendirmeye çalıştık. Ama ekonominin gündeminde, siyasetin gündeminde farklı unsurlar da var üzerine konuşacağımız. Dün de bir parça bahsetmiştik. Nerede seyri sefere gideceğini bilmediğimiz, ancak özellikle Yunanistan'la ilişkiler açısından belirleyici olacak Abdülhamit Han dün denize açıldı. Uğurlama töreninde de Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Şimdiki rota nereyi gösteriyor? Ne yansıma buluyor? Şimdi ilk açıklama Gazi Paşa'nın 55 kilometre aşağısında Yörükler Bir Kuyusu olarak açıklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Bu kapsamda hani dün de seninle yayında konuşmuştuk. Özellikle Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ve Avrupa ülkelerinin bazılarının çekindiği şekilde çakışan parsellerle ilgili bir rotası mı olacak sorusunun cevabı bugün itibariyle hayır. Ama ilerleyen günlerde böyle bir durum olabilir mi? Evet. Neden? Çünkü ilk durak olarak Yörükler Bir Kuyusu gösteriliyor Cumhurbaşkanı tarafından. Buradan yapılan sondaj çalışmaları sonrasında farklı bir noktaya gidecek mi? Farklı noktalarda çalışmalarına devam edecek mi? Buralar şu an itibariyle belirsiz ama olacakmış gibi gözüküyor. Çünkü ilk rota olarak açıklanmış durumda Yörükler Bir Kuyusu.
Dolayısıyla bu konu, yani Türkiye'nin sondaj faaliyetleri konusu, bir kere hani Mavi Vatan politikası kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin vazgeçmeyeceği başlıklardan birisi olmakla beraber, uluslararası yapılan her toplantıda, hem iki ülke arasında ya da daha genel kapsamlı, daha geniş kapsamlı toplantılarda da muhtemelen önümüzdeki dönemde gündeme gelecek başlıklardan birisi olarak dikkat çekiyor. Dolayısıyla hemen bugün iki sene önceki yaz aylarındaki yaşanılan sıcaklık, gerginlik gibi bir gerginlik yaşanmayacaktır. Ancak Türkiye hem kendi haklarından hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Akdeniz'deki haklarından vazgeçmeyeceğini net bir şekilde hem demeç olarak gerek Cumhurbaşkanı, gerek Milli Savunma Bakanı, gerek Dışişleri Bakanı ağzından ifade ediyor. Hem de bu çalışmaların devam edeceğini de söylüyor. Evet, bugün çakışan parsellerde bir çalışma olmayacak. Daha doğrusu Abdülhamit Han sondaj gemisi yerine ulaştığında, ancak bu önümüzdeki günlerde rota değiştiğinde veya farklı bir yerde faaliyetlere devam etme kararı alındığında olmayacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin hem dış politikası kapsamında hem de dünya politikası anlamında diplomasiyi incelediğimizde veya araştırdığımızda önümüzdeki günlerdeki konuşulan başlıklardan birisi olarak her zaman olacaktır. Doğu Akdeniz'deki karşılıklı sondaj çalışmaları, verilen kontratlar, parseller, parselasyonlar. Peki istersen dün itibariyle 6.sı gerçekleşmiş olan Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı ve onun çıktılarına dönelim. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Başkanlığı'nda toplandı. Başta gıda ve konut piyasası olmak üzere buralarda alınılacak önlemler ve arz güvenliği üzerine bir fikir teatisinde bulunduğu anlaşılıyor. Evet, genel bir değerlendirme yapılmış gözüküyor. En azından açıklamada çok fazla detay verilmemiş durumda ama senin bahsettiğin gibi gıda ve konut piyasası öncelikli maddeler olarak dikkat çekiyor. Önümüzdeki Ekim dönemine yönelik tarımsal ürünlerin temel girdilerde arz talep dengesinin sağlanması başlığı var. Mesela konuşulan başlıklar arasında yine konut piyasasında da fiyat mekanizmasını bozan bir takım adımlara karşı ne gibi tedbirler alınabilir? Yani yeni ne gibi adımlar atılabilir? Bunlar konuşulmuş durumda. Yine ithalata bağımlılığı azaltıcı yatırımlara hız vermek için de yine yeni politika kapsamında da nelerin yapılabileceği konuşulmuş durumda. Detaya inildiğinde, yani özele inildiğinde, başlık başlık bakıldığında tüm bu konularla ilgili olarak nasıl adımlar atılacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Hem önümüzdeki günlerde bunları göreceğiz hem de bunlara ilişkin yeni açıklamaları da duyacağız muhtemelen. Gerek Tarım Bakanlığı'ndan gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan. Ancak komitenin toplanmış olması ve komitenin toplantısında gündeme aldıkları konulara bakıldığında bu iki ana başlıkla ilgili olarak çok kısa vadede bir takım kararların alınabileceğini şimdiden söyleyebiliriz. Dolayısıyla buradan yansımaları, bakanlıklar kendi alanlarına giren konularla ilgili olarak aksiyon aldıklarında biraz daha net olarak yorumlayabileceğiz gibi gözüküyor. Bu arada yine özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu nükleer müzakereler, Avrupa Birliği tarafının buna yansıması, buna özellikle hazırlanmış olan taslak metin ve buradaki karar da çok doğrudan bekleniyor şimdi. Özellikle İran'ın tekrar masaya gelmiş olması bölgedeki etkiyi daha farklı bir noktaya taşıyabilir gibi görünüyor. Özellikle Biden'ın başkanlığı sonrasında bölgede herkes herkesle görüşüyor. İran da herkesle görüşür hale geldi. Dolayısıyla buradan çıkacak olumlu bir sonuç, Orta Doğu'daki ilişkileri, Türkiye'nin rolünü daha farklı bir noktaya taşıma potansiyeli de oluşturabilir. Oluşturabilir. Bunların tamamı hani olumlu bir sonuç çıkıp çıkmamasıyla çok bağlantılı noktada. Evet, masada görüşmelerin masaya gelmesi çok önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar tarafından da aynı yorum yapılıyor. Ancak masada olunuyor olması bunun net olarak bir çözüm getiriyor olduğunu da aslında beraberinde taşımıyor. Dolayısıyla evet, bu görüşmelerin başlıyor olmasının özellikle bölge politikaları açısından çok kritik, önemli olduğunu birçok uluslararası ilişkileri uzmanı zaten kabul etmiş durumda. Ancak sonucunun olumlu olup olmayacağı ile ilgili olarak da aslında tam bir görüş birliği yok. Dolayısıyla takip edilecek başlıklardan birisi işte mesela Rusya ile Amerika arasında da bu nükleer anlaşma vardı bilindiği gibi. Yeni stratejik silahların azaltılması anlaşması adı verilen. Şimdi Rusya tek taraflı olarak bunu dondurma kararı aldı. Nedeni de Rusların Amerika'ya girememesi nedeniyle gerekli denetimlerin yapılmaması olarak da açıklanıyor. Yani dünyada olabilecek herhangi bir gelişme
daha önceden olumlu olarak addedilen, düşünülen bir takım anlaşmaların ilerleyen dönemde olumsuz sonuçlar vermesine de sebep olabiliyor. Dolayısıyla senin sorduğun soruyla alakalı olarak bu görüşmelerin başlıyor olması, başlıyor olma ihtimalinin doğması bile oldukça pozitif olarak değerlendiriliyor, evet. Ancak önemli olan işte masada bu görüşmeler yapıldıktan sonra bunun sahaya yansımalarının da özür dilerim, önemli, olumlu olması yönünde. İşte mesela bakalım, tahıl anlaşması oldukça olumlu bir şekilde ilerliyor. Şimdi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bir yandan konulardan birisi olumluya evrilmiş durumda. Şu anda o tahıl koridoru, tahıl anlaşması işliyor gibi gözüküyor. Gerçi bu arada hani çıkan haberlere göre ilk çıkan gemi Lübnan'a gitmişti, hatırlarsın. Lübnan'daki alıcı teslimatın 5 aydan fazla gecikmesi sebebiyle kabul etmeyeceğini bildirmiş. Dolayısıyla o gemi bekliyor gözüküyor şu anda Mersin açıklarında. Yani resmi açıklamasını görmedim. Ancak bir takım haberlere böyle yansımış durumda. Bunca zaman siz göndermediniz, şimdi ben anlıyorum mu diyor. Hayır, bunu da gemi yola çıkıp hani oralara yaklaştıktan sonra söylemesi de ilginç. Neyse, ama en azından işleyen bir anlaşma var şu anda. Yani savaşta olan iki ülkenin de masada bulunduğu bir mutabakat neticesinde devam eden bir süreç zaten var. Zaten anlaşma geminin oraya gidişiydi. Alıcı, geminin çıkışıydı, gitmesi de önemli. Çıktıktan sonrası zaten daha sonra karar veriliyor. Şimdi dün de Milli Savunma Bakanı'nın da bununla ilgili açıklamaları var. Normalde hani herhangi bir sıkıntı olmazsa 120 gün anlaşma mutabakatın süresi. Yani herhangi bir sıkıntı olmazsa zaten otomatikman uzayacak. Dolayısıyla hani bu sürecin, olumluyla başlayan sürecin diğer başlıklara da olumlu yansıması hedefleniyor. Nükleer anlaşmalar ile ilgili de öyle. Yani Amerika ile İran'ın masaya oturması sıkıntı duyulan diğer başlıklarla ilgili olarak da süreçlerin olumluya evrilmesini sağlayabilir diye de bir ümit var. Dolayısıyla olumlu şu an itibariyle, ama masadan çıkacak sonuçlara, masada alınacak kararlara, eğer masaya tam anlamıyla bir oturma sağlanırsa, onları beklemek gerekiyor. Alican, çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle sabah raporuna bugün için son noktayı koymuş oluyoruz.